karşınıza çıkacak değilim ya. Şimdi de tam ticaretin merkezindeyim. Aksaray Ticaret Borsası'ndayım. Yanımda da başkanımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Hamit Özkök. Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım. Evet. Borsamızda şu an itibariyle bir satış gerçekleşecek. Satışa şahit olacaksınız. Burada elinizde leğen var. Başkanım, öncelikle bu ne? Bu arpa Aksaray'ımızda yetişen hububatın önemli potansiyelli ürettiğimiz ürünlerden birisi. Hı hı. Şimdi burada üreticilerimiz üretmiş oldukları arpayı borsamıza getirirler. Borsamızdaki kantar ve analiz sonuçlarından sonra satış salonumuzda internet ağıyla ekranlara yansır. Buradaki tüccar kardeşlerimiz de buradaki değerlerine bakarak rutubeti, hektolitresi, proteini, sedimentasyonu gibi değerleri göz önünde alarak fiyat vermeyi gerçekleştirirler ve satış gerçekleşir burada. Şimdi bu Türkiye'de her yerde var mı, yoksa Aksaray'a özel mi? Şöyle, altyapı ve donanım bakımından Türkiye'nin en çok yatırım yapan borsası olarak bizde var. En iyisini biz yapıyoruz. Peki burada oturan abilerimiz ne iş yapıyorlar? Bu işlerle uğraşan kişiler mi? Burada esnaf arkadaşlarımızın hepsi hububat alımıyla ticaretlerini gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Tüm Türkiye'deki yem fabrikalarının tedarikçisi bu gördüğümüz arkadaşlar. Peki başkanım, arpadan başka neler var? Arpa, buğday, çavdar, mısır, tarladan toprakta üretilen her ürün borsada işlem görür. Ta ki sofraya varana kadar olan aşamada borsa görevini yapar. Her olay borsayı etkiliyor. Tabii, kesinlikle etkiler. Tarımsal ürünler gıdayı ve insan hayatını doğrudan doğruya etkilediği için piyasaya ekonomik olarak da çok büyük etkiler olmuştur. O zaman başkanım, ben sizden şöyle güzel bir söz istiyorum. Böyle borsayı etkileyecek. Bahar Kapıda ekibinin gelişiyle birlikte bugünkü satışı gerçekleşecek olan arpa ve buğdaylarda muhteşem fiyatlar gerçekleşecek. Sayenizde olacak bu da. Ay başkanım, ne kadar güzel. Ne satışı var? Sıradaki ürünümüz buğday ürünü. Evet kıymetli arkadaşlar, satışı gerçekleşecek olan buğday ürünümüz şu anda. Satışın da fazla gidebilmesi için size bir dörtlük söyleyebilirim. Buyurun başkanım, sizi dinliyoruz. Suya gider, al gelin, has gelin, has gelin. Topukları nokta nokta, bas gelin, bas gelin. Bir dakika başkanım, sizle. Ne oldu, satışlar mı başladı yok? Evet, Kong'la beraber satışlar başladı. Şimdi fiyatlar veriliyor şu anda. Şu anda sizin güzel sesinizin etkisi ne oldu başkanım? Göreceğiz. Ekmeklik buğday, satışlar başlasın. Başkanımın o güzel sesini duydu. Ekmeklik buğdayın değeri arttı mı? Ne oldu başkanım? Göreceğiz, tüccarlarımızdan fiyatları bekliyoruz şu anda. Evet, açılış fiyatı açılış mı? Fiyatımız 2,5 lira. Şimdi kimse ihaleye girmedi mi başkanım? Yok, girdiler. 2509 liraya satıldı şu anda. Mesut Bey almış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Mesut Bey mi aldı? Evet. Bu beyefendi kendi işletmesini aldı. Ama burada üreticimiz fiyatı beğenirse verir, beğenmezse vermeyebilir. Öyle bir yetkisi var ama tüccarımız aldığı, vermiş olduğu fiyatı vermek zorunda. Şimdi Hamit Başkanım, biliyorsunuz borsada hep aldım, sattım, sesler böyle yüksek olur. Evet. Borsanın geleneksel kuralıdır bu. Evet. Ama artık günümüzde gördüğüm kadarıyla her şey dijitalde bitiyor. 30 saniye içerisinde ihale başladı ve ihale sona erdi. Canlı borsayı da görmüş olduk. Şimdi Mesut Bey almıştı az önceki, evet, ihaleyi kazandı. Doğru, doğrudur. Onu bir yanımıza davet edelim mi başkanım? Tabii Mesut Bey, buyurunuz. Buyurun. İşte bu teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler sayesinde, evet, bu aldım sattım olayı ya da numuneye bakayım olayı ortadan kalktı. Evet. Arkadaşımız tüm değerlerini görerek fiyatlarını verdi ve ürünü almaya hak kazandı. Peki diğerleri görüyor mu bunu? Herkesin önünde yansıyor fiyatlar. O adamlar kurtarıyorsa, eğer yükselseydi vereceklerdi. Mesut abicim, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İhaleyi sen kazandın. İnşallah hayırlı olur. Biz kazandık, evet. İnşallah. Kaç kilo aldın peki abi? 4 ton küsür falan. Yani 4 ton. 4 ton, evet, aldın. Maşallah. Yani ekmek fabrikan mı var? Hayır. Biz bunu fabrikalara temin ediyoruz. Ha, temin ediyorsunuz. Evet. Aracı oluyorsunuz. Yüklemesi, taşıması, götürmesi. Evet. Başkanım, ya sen böyle bir bıkmış bir halin var. Sanki ne oldu? Enerjin yok, düştü çok başkanım. Yok yok, olur mu? Sizin yanınızda enerji düşmesi. Sanki burada ihalede bir aksaklık oldu da paralar mı gitti yoksa başkanım? Ha, yüzünden düşen bin parça yok, sanki. Yok yok, her şey yolunda. Hani seni bir her telaş şey sardı. Bizim sırada ürünlerimiz var. Diğer ürünler de var da onlar da satılacak şu anda. Ha, onu mu bekliyoruz? Evet, evet, tam, hadi tam, o zaman tam. Başlasın ihale. Bekletmeyelim. Gong sesi nerede? O zaman arkadaşımız da yerini alalım. Tamam, Mesut abicim,
Gong sesi geldi. Evet, fiyatları verelim beyler. Fiyatları veriyoruz beyler. Ne için veriyoruz? Şu anda arpa için veriliyor fiyat. Evet, arpayı satışa çıkardık. Fiyat ne veren yok mu daha? Merkez mahallemizden 2600 kilogram civarında arpa gelmiş. 9.3 rutubet oranı, 13.1 protein ile 26 bin kilo, yani 26 ton arpa gelmiş. Yok mu arttıran? 2000, şu anda artışta. 2333 liraya gidiyor. 5 kişi ihalede. Oh maşallah. Evet. Yok mu arttıran başkanım? Evet, var mı? Geliyor, geliyor daha. Ses geliyor mu bizim tüccarlardan? 2.344 oldu. 45, 46, 47, 48, 49 hızına ben bile yetişemiyorum. Bu ihale kaçı görür başkanım? Bu 2400'ü görür muhtemelen. 2400'ü 75-80. Benim de etkim var mı Bahar Kapı'dan etkisi? Tabii. Bitti. 2300. Evet, 2361 liraya. Kime gitti? Kardeşler Tarım'a gitti. Abicim merhaba, hayırlı merhaba. Olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Abicim isminiz? Erdal Yıldız. Neden arpa aldınız? Benim buğdaya yerim olmadığı için arpa almış oluyorum. Yani senden alacak kişiler arpa istiyor. Tabii benim müşterilerim mesela. Hı hı. Tedarikçi firma olduğumuz için. Arpa nelerde kullanılır abi? Arpa nelerde kullanılır? Hayvan yeminde kullanılır genellikle. Arpa şehriye olur. Evet. Ondan pilav sonra... sever misiniz? Efendim? Pilav sever misiniz? Pilav, tabii herkes sever. Pilav sevmeyen var mıdır? Belli zaten sevdiğiniz de. Teşekkür benim ederim. Benim gibi, benim gibi. Başkanımdan da belli. Burada zayıf yok valla. Bizim Türk milleti olarak tabii ekmeği severiz. Sen biraz Türk milletinin şeyi fazlası diyebiliriz abi. Ha, olabilir. Ne diyorsun? Olabilir. Olabilir mi? Kesinlikle katılıyorum. Başkanım sen ne diyorsun? Arpadır, buğdaydır. Bu gibi ürünlerin ülke ekonomisine ve insanlık sağlığı açısından verimliliğin sürdürülebilirliği çok önemli. Hiç alışıla gelmiş gibi bir başkan değilsiniz. Evet. Böyle saçlarınız filan, böyle taç takmışsınız, maşallahınız var. Acaba eşiniz nasıl? Eşim de bana ayak uydurmaya çalışıyor kesinlikle. Ya. Eşim değil. Tekrar dünyaya gelsem yine eşimle birlikte olurdum yani. Ya ne şanslı. İsmi kesinlikle. Ne? Kesinlikle. Fadime. Fadime Hanım'la nasıl tanıştınız? Akrabam. Ne kadar yakın? Teyze bir kız olur kendisi. Ya evet. Aşık mı oldunuz başkanım? Evet, kara sevdaya tutulduk. Ya. sonra? Teyzem bu kızı alacağını diye biz de aldık yani. Ciddi misin? Ne oldu, pek hoşunuza gitti galiba. Sen nasıl oldu, sen anlat bakalım. Fiziki gör, bizim söz hakkımız yok. Büyüklerimiz bilirdi başkanım. Şimdi biz sade... Bir görürler, ondan sonra olursa hayırlı uğurlu olsun, olmasa başkasına bakarız. Aa, sen severek evlenmedin mi abi? Hayır, biz de o zaman büyüklerimizin önünden geçemezdik. Şimdi ben 56 yaşındayım. Hiç görmeden mi evlendin? Bir kere gördük. Olacak dedim, iş biter. Büyüklerimizde bizde eski. Peki, bir şey bu. Söz tamam. Hakkımız yoktu. Yengemizin ismi ne? Elif. Peki Elif abla buradan seni dinliyor. Ona ne söylemek istersin? Allah uzun ömürler versin. Sen İnşallah. De, sen de bırak. İnşallah benden sonra gözlerini yumar hayata. Ya son söylemek çok, istediğin şey bu mu Erdal? Evet, abi? Tabii hayat arkadaşı. Ya ne kadar evet. Güzel, ne kadar kıymetli değil tabii, mi Erdal tabii, abi? Tabii, tabii. Hayat arkadaşı, kader arkadaşı, evet. Yol arkadaşı, borsayı yönetiyorsunuz. Evet. Peki borsayı yönetmek mi zor yoksa evdekileri yönetmek mi zor? Evde kolay, benim için burada kolay çünkü... Evde de huzurlu bir ortam, burada da tüccarlarımızla birlikte biz hemhal olduk. Evet. Birbirimizi iyi tanıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Benim için evde kolay, burada kolay. Üstad ne diyor? Dil ne bilir? Şekeri şerbeti, aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı, ne arı, ne ağaç verir nimeti, elmayı narı daldan mı sandın? O isterse azlar çok olur. Çok şükür. O isterse... Varlar yok olur. Bin şükür. O isterse açlar tok olur. Tokluğu paradan kuldan mı sandın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.